Trabzon'da konserimiz vardı kapalı spor salonunda. Bir baktım çocuğun biri elinde böyle bir şey, kutu. Kutunun içinde jilet. Bir geçiyorum falan. İşte jilet var, jilet var, jilet var falan. Nerede bu jilet var, jilet var? Ulan dedim. Ulan dedim sen ne yapıyorsun bu? Nedir bu jilet var, jilet var? Jilet varsa adam gider bakkaldan jilet alır. Kerata. Abi dedi hiç sorma dedi filan. Beni görünce filan abi dedi sen misin falan. Ne lan dedim bu dedim. Abi dedi hiç sorma dedi işte dedi. Sen dedi sevenler dedi filan dedi. Kendilerini kesiyorlar yani. Buradan oraya gitmeleri şey olmasın diye ben buradan dedi satıyorum dedi filan dedi. Jilet var dedi. Ulan dedim çerez dedim lan bir tokat. Ne falan dedim burada dedim. Biz burada cihaz işlemeye mi geldik? Kan dökmeye mi geldik? O olayı hiç unutmam. O olayı hiç unutmam. Yani konser yani, öncesi jilet mi satıyor? Jilet satılıyor, jilet satılıyor. Yani Müslüm Gürses'in bileti var, bileti var diye dediler jilet var, jilet var diye. Evet. Çok üzüldüm yani, çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Aslında bizi böyle sessiz, sakin dinleseler, şarkılarımıza katılsalar, deşarj olmak ise kendilerini hani bizim şarkılara vererek teşekkürler. İşte onu demek istiyorum. Onu demek istiyorum. Saygıdeğer dinleyenlerimden rica ediyorum. Yani böyle Müslüm Gürses'in konserini dinlerken yani böyle sakın ola ki böyle jiletmiş, bıçakmış, şişeymiş, cammış falan filan benzeri şeylerle kendilerini kesmesinler. Kendilerine zarar vermesinler. Çok üzülüyorum yani. Konserden sonra gerçekten yatamıyorum, bayağı etkileniyorum. Bayağı etkileniyorum. Lütfen sevgili dinleyenlerim kendinizi kavramayın, kendinize zarar vermeyin daha doğrusu. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum.